Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamdü senalar yüce Rabbimize. Salatu selamlar efendimiz önderimize olsun. Yüce Rabbim buraya kadar gelişimizden, burada ve ölünceye kadar yapacaklarımızdan razı ve hoşnut olsun. Rabbim doğruları anlatmayı, doğru bir şekilde anlamayı, anladığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasibi müyesser buyursun. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, Mücadele Suresi ayet ayet inmeye, gönül dünyamızı, düşünce dünyamızı, sözlerimizi ve davranışlarımızı İslam'ın ölçülerine göre inşa ve ihya etmeye devam ediyor. Son olarak Sure-i Celile'de Yüce Rabbimiz meclislerdeki adabı, erkanı Müslümanlara hatırlattı. Müslüman yürüyüşünde, evinde tek başına yaşarken, toplum içerisinde, oturuşunda, kalkışında, konuşmasında hep en güzel örnekliği sunan kimsedir. Bu anlamda Yüce Allah her yerde, her zaman bizi görüp gözetmektedir. Bizi başımıza buyruk bırakmamıştır. O yüzden Müslüman her yerde Yüce Allah'ın huzurunda olduğunun bilincinde hareket eder. Özellikle Müslüman kardeşleriyle birlikte herhangi bir sohbet meclisinde, ibadet, zikir, istişare meclisinde bulunduğu zaman hem insanlara karşı saygılı olur, hem de o insanlara ihtiyaç halinde işte yer verir, ikram eder, tebessümle, güler yüzle onlara bakar. Ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını sayarken selamlaşmayı ilk sırada sıralar. Müslüman kardeşini gördüğünde selam verir. Onun selamını duyan da o selama karşılık verir. Müslüman hastalandığı zaman kardeşi onu ziyarete gider, dua eder. Müslüman hapşırdığı ve elhamdülillah dediği zaman kardeşi onun o duasına yine iştirak eder, yerhamükallah diyerek. Yani bir hapşırmayı bile kardeşler arasında dua vesilesi, Allah'ı hatırlama vesilesi olarak değerlendirirler. Yine Müslüman cenazesi, kardeşinin cenazesi söz konusu olduğu zaman da cenazesine iştirak eder. Onun arkasından dua niyetiyle Allah için cenaze namazını kılar. Yine onun teçhiz, tekfin işlerinde ona yardım eder. Bunun gibi kardeşlik, karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma içerisinde devam eder. Çünkü İslam kardeşliği Müslümanlara özgündür, Müslümanlara hastır. Yine bu noktada müminler, kamu hizmeti gören insanların zamanlarını çalma, boşa götürme konusunda da uyarıldılar. Zaten Müslüman zamanın evladıdır. Zamanın kendisinde emanet olduğunun bilincinde zamanı en güzel şekilde değerlendirendir. Çünkü her nefes alışımızdan sorgulanacağımıza göre bir nefes alışverişlik vakit bile bizim için değerlidir, kıymetlidir. Hele insanların hizmetini gören, kamu hizmeti veren kimselerin en üst düzey yöneticiden en aşağıdaki yöneticisine kadar o insanların vakitlerinin çalınmaması, onların gereksiz yere, lüzumsuz yere
meşgul edilmemesi konusunda yine Rabbim bizleri uyardı. Daha sonra münafıklara sözü getirdi. Ahiret inancı olmayanlara sözü getirdi. Onların bir takım özelliklerini anlatırken onlar gibi olmayalım diye bizi uyardı. Yine onların şerlerinden emin olalım. Onlara karşı agah, uyanık olalım diye Rabbim onları bize tanıttı. Zaten Kur'an-ı Kerim müminlerle mümin olmayanları mukayeseli bir şekilde bize anlatır ki herkes nerede duracağını bilsin, safını belirlesin. Müslüman olduğunu söylüyorsa müminliğin, Müslümanlığın gereğini yapsın. Hem Müslümanların safındayım deyip Müslüman olduğunu söyleyip hem de nifak, şirk, küfür alameti taşımasın Müslümanlar diye Yüce Allah müminlerin özelliklerini söyler, kafirlerin özelliklerini söyler. Münafıkların özelliklerini söyler, ihlaslı müminlerin özelliklerini söyler. Herkes yerini bulsun, safını belirlesin ve bulunduğu safın hakkını versin, gereğini yapsın. İşte bu noktada da Mücadele Suresi bize münafıkları, İslam düşmanlarını hatırlatıyor ki onlar gibi olmayalım, onların şerlerinden emin olalım. İşte 17. ayette Yüce Rabbimiz onları anlatmaya devam ediyor. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Onlar mallarına güveniyorlar, evlatlarına ya da adamlarına güveniyorlar. Ama yarın Allah'ın katında, Allah'ın huzurunda, hesap gününde ne malları fayda verecek onlara, ne evlatları, adamları fayda verecek onlara. Nice firavunlar geldi geçti, nice nemrutlar yaşadı, nice şeddatlar, zalimler, dünya benimdir diyen, ilahlık taslayan nice insanlar geldi geçti. Ama dünya onlara kalmadı ve onlar şimdi yaptıklarının hesabını vermekle karşı karşıyadırlar. O dünyadaki malları dünyada kaldı. Dünyadaki adamları da dünyada kaldı. Ya da ahirette onları yalnız bıraktı. Onun için ne malları ne evlatları onlara Allah'ın karşısında Allah'tan gelecek azaba, gazaba karşı hiçbir şey yapamayacaklar. Ulaike ashabun nar. Onlar cehennemlikler. Cehennemin yaranıdırlar. Onların yeri cehennem. Hum fiha halidun. Ve onlar orada sonsuza dek kalacaklar. Kafirler için cehenneme girdikten sonra وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنْهَا Onlar için oradan çıkma söz konusu olmayacak. Çünkü Yüce Allah onların cezalarını bu şekilde önceden bildirdi, açıkladı. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Allah o gün gelince onların hepsini bir arada diriltecek. Çünkü insanlar karşılıklı olarak bir araya gelip sorgulanacaklar. Birbirlerinden hak talebinde bulunacaklar. Birbirlerini Yüce Allah'a şikayet edecekler. Birbirlerinden davacı olacaklar. Birbirlerine beddua edecekler. Dünyada biz de senin yanındayız. Biz de seninle beraberiz diye birbirlerine alkış tutan, şakşakçılık yapanlar o gün Ya Rab bunlar bizi saptırdılar. Biz bunlara uyduk. Bunları dinledik. Bunlar senin yolundan bizi alıkoydular. Günaha çağırdılar. Günahları işlememize sebep oldular diye birbirleriyle yaka paça davacı olacaklar. Onun için diyoruz ki Müslüman en zor zamanda kendisini bırakmayacak gerçek dostları edinir. O da müminlerdir, o da Müslümanlardır. Çünkü mümin innemel müminune ihvetun. Müminin dostluğu, müminin kardeşliği müminlere özgüdür. Kafirlerin kardeşliği de vardır. Dayanışması, yardımlaşması da vardır. Ama onlar zorda, darda kaldıkları zaman o dostluğu da,
o kardeşliği de satarlar. Hele hesap günü herkes kendi derdinin, kendini kurtarmanın peşinde koşacağı için o gün onlar birbirlerinden kaçacaklar. Kur'an-ı Kerim hesap gününde birbirinden kaçacak en yakın akrabalardan başlamak üzere birbirini görmemek için birbirinden kaçacak insanlardan bahseder. Ama hesap gününde herkes birbirinden kaçmayacak. Elbette birbirine koşacak insanlar da vardır. Birbirlerinin elinden tutuşup cennete uçacak insanlar da vardır. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben sizi sizden önce Rabbime giderek havzımın başında bekleyeceğim. Hesap gününde buluşma yerimiz havzımın başı olacak. Aman ha, benden sonra yanlış işler yapmayın. Ve buluşma yerimizde ben sizi bekleyeceğim. Bakın kaçmıyor. Ve ben sizi orada ağırlayacağım. Havz-ı Kevserim'den ikramlarda bulunacağım. Ama o peygambere gerçek anlamda ümmet olanlar oraya gidecekler. Onun yanında yer alacaklar. Ve o müminler toplanıp hep birlikte ilk hesabı görülecek ümmeti Muhammed olarak cennete gidecek. Oraya insanlar öbek öbek gelirken bir grup insanın benden ve havzımdan uzaklaştıklarını göreceğim. Rabbime diyeceğim ki, ya Rab, bunlar benim ümmetim olsa gerek. Ben onları burada bekliyorum. Onların peygamberleri olarak buradayım. Ama onlar benden, havzımdan uzaklaşıyorlar dediğimde Yüce Allah diyecek ki, ey Muhammed, senden sonra onlar ne yaptılar biliyor musun? Evet, onlar senin ümmetinden olduklarını söyleyip durdular. Ama onlar senden sonra senin yolunu terk ettiler. Sana uymayı bıraktılar. Seni izlemeyi bıraktılar. Diyeceğim ki, Allah'ım, ben onların arasındayken onların halini biliyordum. Ama onların arasından ayrıldıktan sonra onların şahidi sendin. Onların durumlarını en iyi bilen de sensin Allah'ım. Rabbimin onlar senden sonra senin yolunu bıraktılar, terk ettiler dediğini duyunca diyeceğim ki, fesuhkan, fesuhkan. Uzak olun, benden de havzımdan da uzak olun. Çünkü bugün benim size bir şey yapmam mümkün değil. Ve onları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem havzından kovacak. Ama orada beklediği sahabesi, tabiini, hayrun nasi karni, thumme lezine yelunehum, thumme lezine yelunehum buyurduğu, insanların en hayırlısı benim çağımda yaşayıp bana iman eden, bana uyan sahabem, ondan sonra gelenler, ondan sonra gelenler, ondan sonra gelenler dediği kimseler orada peygamberimizle, müminlerle, sahabeyle buluşup el ele tutuşup cennete gidecekler. Dolayısıyla herkes kaçmıyor ama bunlar kafirler, bunlar münafıklar. Yüce Allah onları hep birlikte bir arada dirilteceğini söylüyor o gün. Diriliş günü diyoruz. El-ba'f ba'del-mevt. Öldükten sonra diriliş günü, hesap günü, fasıl günü, iyilerle kötülerin ayrışacağı gün, herkesin yaptığının hesabını vereceği gün, sorgulanacağı gün ve karar günü. O gün kararlar verilecek. Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme gidecek. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Allah onların hepsini diriltecek o gün. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ O gün onlar şu dünyada size yemin ettikleri gibi orada da yemin ederler. Yemin billah ederler. Vallahi de billahi de biz de Müslümandık. Biz de sizlerle beraberdik. Biz de sizinleydik diye yemin ederler. Tabi dünyada münafıklar Müslüman göründüler. Müslümanlardan olduklarını söylediler. Müslümanların arasına karıştılar. Ve İslam'ın bir takım haklarından istifade ettiler. Ama artık orada
münafıklarla ihlaslılar birbirinden ayrışacak. Orada münafıkların münafıklığının hiçbir faydası olmayacak ve onlar Müslüman olduklarını ağızlarını doldura doldura yemin billah ederek söyleyecekler ama bu onlardan kabul edilmeyecek. Çünkü yevme tübles serair, bütün sırların açığa çıkacağı bir gün, içiyle dışıyla insanın deşifre olacağı bir gün. Dünyada birilerini kandırabiliriz, aldatabiliriz ama Yüce Allah'ı aldatmak ne mümkün? Hesap gününde kayıtlar tutulmuş, yapılanlar yazılmış, zapt edilmiş, söylenenler hepsi gözümüzün önünde. Kiramen katibin, ilahi kameramanlar yapıp ettiklerimizi, söylediklerimizi hepsini bir bir kayıt almışlar. Artık buradan kurtuluş söz konusu değil. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ عَلَى şey. Onlar bu yeminleriyle, bu münafıklıklarıyla o gün kurtulacaklarını sanırlar. Kendilerini bir şey üzere olduğunu düşünürler. Yani biz de derler, çünkü münafık deyip geçmeyin. Peygamber aleyhissalatü vesselam dönemindeki münafıklar 5 vakit namazı cemaatle kılıyorlardı. Yani Peygamberimiz münafıklara ağır gelir yatsı namazı ve sabah namazı cemaati buyuruyor. Ama buna rağmen geliyorlar. Çünkü camiye cemaate gelmedi mi Müslüman gözüyle bakmıyor Müslümanlar. Namaza geliyorlar. Bir hayır sergisi açıldığı zaman infakta bulunuyorlar. İşte göstermelik olarak yardım ediyorlar. Hatta Peygamberimiz sefere çıktığı zaman, cihada çıktığı zaman savaşa da katılıyorlar. Bir kısmı kaçıyor, mazeretler üretiyor ama birçoğu katılıyor. İşte Uhud Savaşı'na Peygamberimiz 1000 kişiyle çıktı Medine'den. Yolda 300 kişi Uhud'a giderken geri döndüler. Ve bunların bir kısmı münafık, zayıf imanlı kimseler. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde de oluyor, bugün de olur. Onlar namaz kılan, infak eden, cihada katılan insanlar ve Müslüman olduklarını söyleyip duruyorlar. Ve dünyada bir takım bu söylediklerinden menfaatleniyorlar. Hesap gününde de bunu denerler ama dünyada insanları kandırdılar. Çünkü Müslümanlar dünyada nahnu nahkumu biz zahir. İnsanların kalbini yarıp bakamayız. Niyetlerinin, düşüncelerinin ne olduğunu bilemeyiz. İhlaslı mı, nifak üzere mi olduklarını bilemeyiz. Biz dış görünüşlerine göre Müslümanım diyen adama Müslüman deriz. Tekfir etmeyiz. Ama o gün Yüce Allah'ın huzurunda her şey net bir şekilde açığa çıkacak. Onlar kendilerini bir şey üzere olduğunu sansalar da ela innahum humul kazibun. Dikkat edin, onlar hep yalancılardır. Dünyada da yalan söylediler. Orada da yalan söyleyerek kurtulacaklarını sanırlar. Ama hayır. İnsanın sanması yetmez. Onun için değerli kardeşlerim, bizim kendi kendimize İyi olduğumuzu söylememiz yetmez. Müslüman olduğumuzu söylemekle de iş bitmez. Kendi kendimizi avutmayalım, tatmin etmeyelim. Allah'a göre iyi olmaktır asıl olan. Allah'ın Resulüne göre iyi olmaktır asıl olan. Allah'ın ve Resulünün ölçülerine vuracağız kendimizi. Eğer ayetler iyi diyorsa iyiyiz. Ayetler kötü diyorsa biz istediğimiz kadar, ya namaz kılmasak da kalbimiz temiz. Alkol alsak da kalbimiz temiz. Kumar masasına otursak da kalbimiz temiz. Gıybet dedikodu yapsak da, yalan söylesek de, kulak yesek de kalbimiz temiz. Bu bir avunmadır, avutmadır. İnsanın kendi kendini avutmasıdır. Halbuki Allah'ın ayetlerine göre iyi insanlar, gerçek müminler, Yüce Rabbimin اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا İşte gerçek müminler onlardır dediği kimseler, özleriyle dürüst, sözleriyle doğru dürüst, davranışlarıyla doğru dürüst, Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getiren, insanlara karşı sorumluluklarını yerine getiren, tüm varlıklara karşı sorumluluklarını yerine getiren kimselerdir.
Hukukullah ile hukukul ibada riayet eden, Allah'ın haklarını baş tacı edip yerine getiren, kulların haklarını da onları yaratan buyurdu diyerek gücü nispetinde yerine getiren kimselerdir. Dolayısıyla münafık ben Müslümanım diyor ama onun Müslümanlığının ona bir faydası olmuyor. Yemin billahi diyor, ben de Müslümanım, ben de iyi insanım, ben de doğru yoldayım diyor ama demesi onu kurtarmaya yetmiyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Münafıkun suresi müstakil bir sure olarak geliyor. Münafıklarla ilgili onlarca ayeti kerime yer alıyor. Niye? Ey müminler, iman testine tabi tutun kendinizi. Münafıkları iyi tanıyın, nifak alametlerinden uzak tutun kendinizi. Çünkü iman sadece kuru bir iddiadan ibaret değildir. Bugün çok ben de Allah'a inanıyorum diyen bir sürü insan. Ama iman kalpte kökleşecek, dil ile cihana haykırılacak, ilan edilecek, davranışlarda da kendisini gösterecek. Yalanda imanın ruhunu göremezsiniz. Haramda imanın damgasını bulamazsınız. Kul hakkı yemede, Allah'ın haklarını çiğnemede imanın emmaresini göremezsiniz. İman her söze damgasını vuran, iman her davranışa damgasını vuran bir ruhtur. Onun için iman vicdanlara hapsedilemez. İman kalplerde sıkıştırılıp tutulamaz. İman kalbi doldurmalı, taşmalı, coşmalı ve sahibi de o iman doğrultusunda koşmalıdır. İman böyle bir şey. Onun için münafıklar, münafıklık Allah korusun bizi yarı yolda bırakıverir. Yüce Rabbimiz ayetinde devamla buyuruyor ki İstehveze aleyhimü şeytan. Şeytan onlara musallat oldu. Onları ele geçirdi. Yani insan alıcısını açarsa şeytana, şeytana teslim olursa, ram olursa, dirayetiyle, güçlü imanıyla şeytana dur demezse, şeytan o insanı ele geçirir. Şeytan onları ele geçirdi. فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ Allah'ı anmayı unutturdu onlara. Zikrullah, Allah'ı hatırlamaktır. Marifetullah, bilinciyle yaşamaktır. Zikrullah, namaz kılmaktır. Beş vakit, Rabbimizin istediği vakitlerde Yüce Allah'ın huzurunda durmak, ona bağlılığını tazeleyerek yenilenmektir. Onunla dolmaktır. Huzurda durup huzuru bulmaktır. Zikrullah Kur'an'dır. Kur'an ayetleriyle yenilenmektir. Kur'an ayetleri ruhun manevi gıdasıdır. O manevi gıda ile dolmaktır. Zikrullah bunların hepsi. Kur'an-ı Kerim'de zikrullah, Allah'ı hatırlama, kesintisiz bir şekilde Allah'ı hatırlayıp dilimizin Allah, Allah, Allah diyerek ya da Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi zikir ifadeleriyle ıslanmasıdır. Ama zikrullah aynı zamanda namaz kılmaktır. Zikrullah aynı zamanda Kur'anlı olmaktır. Bütün bunların hepsidir zikir. İşte şeytan zikrullah'tan alıkoydu. Allah'ı unutturdu. Allah'ı anmayı bıraktılar. O diller haram sözlerin işgali altında kaldı. Çünkü İmam Şafii öyle diyordu. Hak ile meşgul olmayanı batıl işgal ve istila eder. Bugün bizim dillerimiz dualarla meşgul olmadı, zikirlerle meşgul olmadı. Küfürler, söygüler, yalanlar, gıybetler bizim dillerimizi, bizim lisanlarımızı işgal etti. Hak ile meşgul olmazsak batıl dilimizi de işgal eder. O gönlünü marifetullah bilinciyle doldurmazsan, meşgul etmezsen, o zaman şeytani düşünceler o gönlünü işgal eder. O zihnini, o düşünce dünyanı hak ile meşgul etmezsen, hayırlı işleri düşünmez, hayırlı işlerin peşinde olmazsan,
O düşünce dünyanı da şeytani düşünceler işgal eder. Günah kurguları işgal eder. O söylem dünyanı dilini hakkı söylemeye, hakikati söylemeye seferber etmezsen, o dilde yalan, gıybet, dedikodu, boş sözlerin işgali altında kalır. Davranış dünyası da böyledir. Şeytan onlara Allah'ı unutturdu. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerime var. Allah'ı unutanlara Allah bakmayacaktır. Allah da onları unutacak. Allah unutmaz tabii ki. Yani Allah rahmetiyle muamele etmeyecek. Rahmet nazarıyla bakmayacak. Onlar zebanilerin elinde cehenneme doğru atılırken çırpınmalarını Allah duymayacak, ciddiye almayacak. Cehennemde feryat figanları herhangi bir rahmetin tecellisine vesile olmayacak. Şeytan onlara zikrullahı unuttu. Ulaike hizbüş şeytan. Onlar şeytanın taraftarlarıdır. Hizbüş şeytan. Hizip taraftar demek. Klik demek. Hizip parti demek bugünkü manasıyla. Ama bu siyasi değil tabii ki. Şeytanın taraftarları, şeytanın yandaşlarıdır. Onun için Müslüman her işinde tarafını belli eden, hakkın ve hakikatin tarafında yer alandır. Mümin tarafsız olamaz. Çünkü bir taraf olan bertaraf olur. Ya ben kararsızım, çekimserim, böyle bir şey yok. Hak bellidir, batıl bellidir. Helal bellidir, haram bellidir. Müminler, cennetlikler, istikamet yolu bellidir. Kafirler, İslam düşmanları, cehennemlikler, şeytanların yolu bellidir. O zaman Müslüman nerede durduğunu bilecek. Her konuda diyorum. Artık siz onu düşünün. İşinizi seçerken de tarafınızı belirleyeceksiniz. Eşinizi seçerken de. Üç kişi oldunuz, yolculuk başladı. Yol arkadaşınızı ve yol reisinizi seçerken de. Ortağınızı seçerken de, komşunuzu seçerken de Müslüman tarafını belli eden. Ela inne hizbe şeytan humul hasirun. Şeytanın tarafını seçme yetkisi, serbestliği vermiş Allah ama herkes dilediğini yapmakla serbesttir, muhayyerdir. Fakat sonuçlarına katlanacak. Onun için buyuruyor ki o şeytanın taraftarları var ya, onlar kaybedenlerdir. Zarara, ziyana, husrana uğrayanlardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحَادُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اُولَٰئِكَ فِي الْاَذَلِّينَ O, Allah'a ve Peygamberine baş kaldıranlar, yukarıda da geçti, Allah'ın ve Resulünün ölçülerini tanımayanlar. Bakın ayet-i kerimelerde Allah'a ve Resulüne iman birlikte zikredilmiştir. Allah'a ve Resulüne itaat birlikte zikredilmiştir. Allah'a ve Resulüne ittiba birlikte zikredilmiştir. Allah ve Resulünün çağrısına icabet birlikte zikredilmiştir. Allah'a ve Resulüne baş kaldırma birlikte zikredilmiştir. Allah'a ve Resulüne muhalefet etme birlikte zikredilmiştir. Bugün Allah'la Peygamber'in arasını ayırmak isteyenler var. Allah'ın dediği tamam ama Peygamber'i kazımayan, Peygamber'i gale almayan, Peygamber'i ciddiye almayan, Peygamber'in sözünü hesaba katmayan insanlar var. Onun için onların bir kere daha bu ayetlerle yenilenmeli, kendilerine gelmeleri gerekir. Allah ve Resulüne baş kaldıranlar, onlar اُلَٰئِكَ فِي الْاَذَلِّينَ Onlar aşağılık kimselerdir. Aşağılık kimselerle beraber cehennemliklerdir. Onlar Allah'ın gazabına ve azabına duçar olacaklar. Keteballah, Allah yazdı. Levh-i Mahfuz'da yazdı. Allah karar verdi. Allah hükmetti. Ne diye? لَعَلِبَنَّ اَنَا وَرُسُل۪ي Kesinlikle ben ve peygamberlerim üstün gelecekler. Allah kendisiyle peygamberlerini aynı cümlede, aynı ifadede, aynı fiilde buluşturuyor. Ve yeminle söylüyor Allah, لَعَلِبَنَّ Andolsun ki ben ve peygamberlerim üstün gelecek. Ama bu üstünlük bazen
da şehit edilen peygamberler olmuş. Ya da bunca çırpınışına rağmen kendisine hiç kimsenin inanmadığı peygamberler olmuş. Ama peygamberler yine üstün gelmişlerdir. Çünkü onlar saflarını belirlemişler, doğru yolda olmuşlardır, istikamet yolunda kalmışlardır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh öyle der: cemaat hakta muvaffakat ettiği sürece cemaattir. İsterse bir kişi olsun. Sayı çokluğu değildir önemli olan. Önemli olan hakkın tarafında yer almaktır. İstikamet çizgisinde kalmaktır. Onun için kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kesireten biiznillah. Nice azlar vardır, Allah'ın izniyle çoklara galip gelir. Nice azlar vardır, Allah'ın katında çoklardan daha üstündür, daha değerlidir. Onun için ben ve peygamberlerim üstün geleceğiz diye yazdı Allah. İnna Allaha kaviyyun aziz. Allah erişilmez kudretin sahibidir. Kavi ve aziz, hep söylüyorum. Ayetlerin sonundaki esma ve sıfatlar ayetin muhtevasıyla irtibatlı olarak gelirler. Burada da Cenab-ı Hak kavi ve aziz isimlerine yer veriyor. Kavi, güçlü, kuvvetli olan, erişilmez kudretin sahibi olan. Aziz, izzet kaynağı, izzet sahibi, dilediğini yapan anlamlarına gelir. Dolayısıyla gücünü Allah'tan alanı yenecek yoktur. Ha günübirlik geçici olarak yenilgi gibi, mağlubiyet gibi gözüken bir takım durumlar olabilir. Ama hayatı, hayatü dünya vel ahira, dünya ve ahiret bir bütün olarak görmeli ve bütüne bakmalıyız. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında da Uhud mağlubiyeti vardır. Ama fotoğrafa bir bütün olarak baktığımız zaman, genel olarak baktığımız zaman Uhud'un dersleri, mesajları da çok fazladır. Ama sonuçta Allah, kafirler istemese de, müşrikler istemese de nurunu tamamlamış ve Allah dinini bütün diğer dinlerden üstün kılmış ve müminleri de hem dünyada izzete ve şerefe eriştirmiş, ahirette de izzet ve şeref onların olacaktır. Onun için İslam tarihinin izzetli dönemleri, Müslümanların gafletleri sebebiyle, dinden uzaklaşmaları sebebiyle, tefrika ve ihtilafa düşmeleri sebebiyle zayıf olduğu, zelil olduğu dönemlerden fazladır. Bir kere daha söylüyorum, İslam'ın izzetli dönemleri zayıf, güçsüz olduğu dönemlerden daha fazladır. İşte asr-ı saadet, işte Hulefai Raşidin dönemi, işte Emeviler, Abbasiler, Selçukiler, Osmanlılar dönemi. Endülüs'te Emevi devleti 8 asır hüküm sürmüştür. Osmanlı 6 asır izzetli bir şekilde yeryüzüne İslam'ın sesini, sadasını ulaştırmıştır. Elbette güçsüz olduğumuz dönemler de olmuş ama bunlar süre olarak azdır. Bir de hayat bu dünyadan ibaret değildir. Ahirette izzet sadece Allah'ın, Resulünün ve müminlerin olacaktır. Ahirette gerçek anlamda kazanım da Allah, Resulü ve müminlerin olacaktır. Onun için Müslüman hayatı bu dünyadan ibaret görmez. Ya da bugün Müslümanların gafletleri sebebiyle, tefrikaları, bölünmüşlükleri sebebiyle kafirler karşısında oyuncak olmaları da asla bizim moralimizi bozmamalıdır. Ve işte Mücadele Suresi son ayetiyle bize sesleniyor ve bize veda ediyor. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهِ O Allah'a ve ahirete iman eden müminler topluluğunu, Allah ve Resulüne baş kaldıran, Allah ve Resulüne düşmanlık yapan kafirler, zalimler, müşrikler, münafıklarla dost olduğunu göremezsin. Onlara sevgi beslediklerini göremezsin. Onlara imrenip özendiklerini göremezsin. وَلَوْ كَانُوا آبَائِهُمْ اَوْ اَبْنَائِهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ اَشِرَتَهُمْ
O Allah'a baş kaldıranlar babaları bile olsa, oğulları, evlatları bile olsa, kardeşleri bile olsa, aşiretleri, kendi ırktaşları bile olsa, kendi soydaşları bile olsa, eğer Allah ve Resulüne baş kaldırıyorsa Müslüman ona sevgi besleyemez. Ona destek çıkamaz. Tabii ki insan ilişkiler devam edecektir. Biz inandığımız doğruları ulaştırmak için kafirlerle dünyanın en katmerli, kaşarlı münafıklarıyla, müşrikleriyle görüşürüz, konuşuruz. Ama kalpte sevgi başka bir şeydir. Müslüman kafire sevgi besleyemez. Çünkü mümin sevdiğiyle beraberdir. El mer'u ma'a men ahabbe. Kimi seviyorsak bu dünyada, ahirette onunla beraber olacağız. Adı sanı ne olursa olsun, dünyevi ne kadar hizmetler ederse etsin, eğer bir kimse Allah'a kul olamamışsa, Allah'ın emirlerini yerine getiren, Allah'ın önünde eğilen, rükûlere, secdelere varan bir mümin olamamışsa, mümin o kimseye sevgi besleyemez. Velev ki o kimse babası olsun. Ebu Bekir Efendimiz ilk Müslümanlardandır. Babası Ebu Kuhafe son Müslümanlardan. Mekke fethinde Müslüman olmuş. Mekke'de bir gün Ebu Kuhafe, âmâ da bir adam, Peygamberimize hakaret eden cümleler sarf ediyor. Sövüyor Peygamberimizi. Ebu Bekir Efendimiz bir tane tokat yapıştırıyor babası. Sonra geliyor Peygamberimize, diyor ki ya Resulallah, babam size sövdü, ben de dayanamadım, ona bir tokat vurdum. Bunu yaptın mı diyor Ebu Bekir, son derece şefkat ve merhametiyle bilinen bir sahabesi olduğu için Peygamberimiz soruyor. Vallahi ya Resulallah, o sırada elimde bir kılıç olsaydı babamın boynunu vururdum diyor. Aşere-i Mübeşşere'den Ebu Ubeydet İbnül Cerrah, Bedir Savaşı'nda yahut da Uhud Savaşı'nda kafir olan babası Cerrah'la karşı karşıya gelmiş ve onu öldürmekten geri durmamıştır. Ve kendisi cennetle müjdelenen 10 sahabeden biridir. İşte Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda Müslümanlar yakın akrabalarıyla karşı karşıya kalmışlar ve savaşmaktan geri durmamışlar. Çünkü Allah buyuruyor ki mümin karşı taraftaki babası da olsa, evladı da olsa, kardeşi de olsa, kendi soydaşı kabilesinden de olsa, değil mi ki Allah'a ve Resulüne baş kaldırıyor, ona sevgi besleyemez. Buradaki sıralama da dikkat çekici. Bunlar en fazla menfaatlerine göre sıralanmış. İnsan en fazla babasından fayda, yarar görür. Sonra evladından, sonra kardeşinden, sonra aşiretinden. Ama değil mi ki onlar Allah ve Resulüne baş kaldırıyor, onlara sevgi besler, göremezsin diyor. Ulaike ketebe fi kulubihim el iman. Çünkü o müminlerin Allah kalplerine imanı ekmiştir, imanı yazmıştır. Onlar artık kalplerini imana göre yönetirler. Kalbe girdi mi iman, mümini sever, kafiri değil. Gerçek anlamda iman bu. Ve eyyedehum bi ruhim minh. Allah kendi katından o İslam ruhuyla, Kur'an ruhuyla, o meleklerle o müminleri destekler. Artık o mümin, ya bu kafir babam, kafir kardeşim, kafir oğlum, kafir aşiretim olmasa ben bir şey yapamam demez. Onlar olmazsa olmasın. Allah var ya, muhacirler her şeylerini bırakıp gelmediler mi bir başlarına? İmanlarıyla Allah'a güvenerek Medine-i Münevvere'ye geldiler ve izzete erdiler. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Allah onları zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacak. خَالِدِينَ فِيهَا Onlar orada yaşayacaklar. İmanlarının gereğini yerine getirmenin karşılığını orada bulacaklar ve yaşayacaklar. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı oldu. Mümin, değerli kardeşlerim, Allah'ın biçtiği role razı olandır. Mümin, Allah'ın kendisi için uygun gördüğü her şeye razı olandır. Allah benim aile hayatım için bu hükümleri koymuşsa, ben mümin olarak ona rıza gösteririm. Allah benim miras paylaşımımda bu hükümleri koymuşsa,
Ben Allah'ın hükümlerine razı olurum. Allah beni erkek olarak imtihan dünyasına göndermişse ona razıyım. Ya da kadın olarak imtihan dünyasına göndermişse ona da razıyım. Allah benim boyumu kısa yapmış ya da uzun yapmış. Ondan gelen her şeye rıza. Mümin Allah'a razı olandır. İşte Allah'a razı olan müminlerden Allah razı olmuştur. Ve Allah onlara öyle ikramlarda bulunacak ki, onlar Allah'ın o ikramlarından da razı ve hoşnut olacak. Ülâike hizbullah. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Allah'ın yanında yer alanlardır. Ela, dikkat edin. İnne hizballahi humul müflihun. Gerçek anlamda kurtuluşa erenler Allah'ın taraftarları olanlardır. Ya Rab, senin safında, senin tarafında yer alan bahtiyar kullarından olmayı hepimize nasibi müyesser eyle. Allah'ım kendine yaraşır kul olmayı, Peygamberimize yakışır ümmet olmayı hepimize nasibi müyesser eyle. Ya Rab, nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eyle. İlahi Ya Rab, bizi senden alıkoyan yakınlar değil, bizi sana yaklaştıracak olan yakın akrabaları bizlere lütfeyle Allah'ım. Ya Rab, mümin kardeşlerimize dünyanın neresinde olursa olsun izzet, şeref, nusret, zafer lütfeyle yardım eyle Allah'ım. Dualarımızı dergah izzetinde kabul ve karin eyle. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.